Bu videoda daha önce incelemesini ve geliştirmesini yaptığımız iÇin EV800 modelinde yaptığımız bu geliştirmenin nasıl kullanılabileceğini göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir soruya cevap vereyim. En çok eleştiri aldığım nokta buranın bu şekilde bir çıkış soketi olarak hazırlanması yerine doğrudan DVR bağlanıp kullanılabilir hale neden getirmediğim konusunda oldu. Bunun sebebi aslında İHA talimatnamesinde geçen bazı maddelerden dolayı. Şu şekilde anlatayım. Benim kullandığım dronların tamamı 500 gramın üzerinde olan dronlar. Bu 500 gram değeri neden önemli? Bunun için öncelikle İHA talimatnamesinin kapsamını öğrenmemiz gerekiyor. Ekranda gördüğünüz gibi en son maddede azami kalkış ağırlığı 500 gramdan az olan İHA'lar bu kapsamın dışında, yani 500 gramı geçen tüm insan savaş araçları İHA talimatnamesine tabi. Peki bu talimatnamede ne diyor? 19. maddeye baktığımızda İHA 0 ve İHA 1 insansız hava araçlarının uçuş izni almadan yapılacak uçuşlarında sadece görerek uçuş izni verildiğini görüyorsunuz. Bu maddenin anlamı şu: talimatname kapsamındaki İHA 0 ve İHA 1 dronları uçururken pilotunun gözle dronu görecek şekilde uçurması gerekiyor. Bu kuralın sebebi ise yaşanan drone kazalarının çok büyük bir kısmının gözlük aracılığı yapılan uçuşlardaki görüntünün gecikmesi veya hiç gelmemesi olduğu tespit edilmiş. Benim o yüzden bu uçuşlarda bu gözlüğü FPV amaçlı değil de şu şekilde monitör gibi kullanıyorum. Şimdi gelelim ben bunu nasıl kullanabilirim? Evet, bugün sizin de gördüğünüz gibi masam son derece kalabalık. Bugünkü amacım gözlükten gelen görüntüyü çeşitli metotlarla işleyip bilgisayar ortamında ya da Android cihazınızın Android uygulamasında bu gelen görüntüyü görebilmek. Şimdi bunun için kullanacağım bir analog video girişi sağlayan USB cihazımız var. Öncelikle bundan kısaca bahsedeyim. Bunun ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle bunun UVC yazanı, yani UVC marka olanını almanızı tavsiye ediyorum. Bu cihazlar yaklaşık birbiriyle aynı işlevi görüyorlar. Bunu yurt dışında bulabiliyor, yurt içinde bulabiliyorsunuz. UVC markayı yurt içinde bulmak biraz zor. Fiyatları yaklaşık 20-30 lira civarında. Yaptıkları işlem de analog video girişi, yani analog gelen görüntüyü sarı kabloyla alıp bilgisayara USB aracılığıyla aktarmak. Bu bilgisayara ya da Android cep telefonuna olabilir. Burada UVC'yi tercih etmenizi önermemin sebebi de şu: benim sıklıkla kullandığım Tower App uygulaması UVC'nin yazılımıyla uyumlu çalışıyor, ancak diğer markaların yazılımıyla uyumsuz. Yani bunları alırsanız, bunları bilgisayarda anlatacağım metodlarla kullanabilirsiniz, ancak Android cihazında kullanamazsınız. Ben şimdi UVC üzerinden devam edeyim. Burada bilgisayarımıza bunu bağladığımızda bunu bir USB kamera olarak görüyor. Buradan gelen görüntüyü de iki farklı yol anlatacağım. Birinde Mission Planner arayüzüne aktaracağım. Diğerinde de doğrudan kayıt imkanı sunacağım. Şimdi önce nasıl çalıştığını kısaca anlatayım. Burada sarı kablo video in, yani video görüntüsünü, videonun giriş kablosu. Kırmızı beyaz kablo ses kablosu. Bunları kullanmayacağım. Bu da S-Video, eskiden kullanılan bir görüntü aktarım tipi. Bunu da kullanmayacağım. Benim tek kullanacağım kablo sarı kablo. Şimdi kayıt aşamasında nasıl yapacağız? Öncelikle onu göstereyim. Şu anda doğrudan bu görüntüyü bilgisayara aktarıp bu görüntüyü kaydetmeyi başarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bu işlem için gözlükten daha önce hazırladığımız çıkışa kablomuzu takıyoruz. Sonrasında da video çıkış kablomuzu UVC'nin video giriş soketine takıyorum. Evet. Şimdi burası hazır. Şimdi bilgisayarı bir çalıştırayım. Evet. Şimdi önce bu UVC'yi bilgisayarın USB girişine takıyorum. Ardından benim bu videoları hazırlamak için kullandığım program, ancak bunun için herhangi bir analog video giriş programı kullanmanız yeterli olacaktır. Ben bu programı kullanıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Ardından kayıt butonuna bastığımda, bu önemli değil, onu değiştireceğim zaten. Kayıt butonuna bastığımda burada analog video giriş cihazlarını gördüğünü görüyorsunuz. Burayı seçiyorum. Bunları programla alakalı bir şeyler. Evet, şu anda gördüğünüz gibi USB 2.0 PC kamera, yani
bu cihazı görüyor. Şu anda bu cihaza gelen bir görüntü olmadığı için de mavi ekranı görüyorsunuz. Yalnız ben buranın sesini kaydetmeyeceğim için ses cihazlarını kapatıyorum. Evet. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey öncelikle gözlüğü çalıştırmak. Evet, şu an gözlük devreye girdi. Şimdi de drone'un pilini takacağım. Önce kamerayı devreye sokacağım ve drone'un pilini bağlayacağım. Bu sayede video göndericisi de devreye girecek ve biz kaydımızı yapabilir hale geleceğiz. Evet, kamerayı çalıştırdım. Şimdi drone'un pilini takıyorum. Evet. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi drone kamerasından gelen görüntüyü aynen bilgisayara aktardım. Buradan record yapabilirim. Snapshot ekran görüntüsü alabilirim. Bunu istediğim şekilde kullanabilirim. Bu görüntüyü bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu ilk kullanım metoduydu. Şimdi ikincisine geçelim. İkincisi için bu programı kapatıyorum. Bu bağlantıları değiştirmiyorum. Bu sefer Mission Planner'ı açıyorum. Evet, burada Mission Planner'a telemetri modülümüzü bağlayıp Connect butonuna bastığımızda drone'un normal bilgilerine ulaşıyordu. Şimdi bu video için bunu yapmayacağım. Bu videoda yapacağım şey burada gördüğümüz görüntüyü doğrudan Mission Planner arayüzüne aktarmak. Bunun için ConfiTuning sekmesine giriyoruz. Burada zaten video device olarak doğrudan çıkıyor. USB 2.0 PC kamera. İster bu diğer seçenek laptopun kendi webcam'i. Onu kullanmayacağım. Ardından Start butonuna basıyorum. Flight Data ekranına geri geldiğinde burada gördüğünüz gibi drone kamerasının çektiği görüntüyü doğrudan Mission Planner arayüzünden görebiliyorum. Bu da ikinci kullanım yoluydu. Son olarak da cep telefonu arayüzüne bu görüntüyü aktarmayı göstereceğim. Bunun için şimdilik bilgisayar ekranını kapatıyorum. Evet, bu videonun çekimi sırasında telemetri modülüm kırıldığı için sadece görüntü aktarımını gösterebileceğim. Bunun için başlayalım. Önce bir USB OTG kablo kullanacağım. Bunun telemetri modülüyle birlikte aktarılması için bunun çoklayıcı versiyonlarının kullanılması gerekiyor. Kabloyu taktıktan sonra diğer ucuna da UVC'yi takıyorum. Evet, çalışmaya başladı. Diğer seferde olduğu gibi iki farklı uygulama göstereceğim. İlki FPV Viewer. Bununla programı açıyoruz. Bu arada şöyle göstereyim. Monitörü çalıştırmaya başladım. Ardından drone'un elektriğini de verdim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi kameranın görüntüsü doğrudan telefonuma geldi. Buradan isterseniz kayıt da alabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor. İkinci kullanımı ise Tower uygulaması üzerinden göstereceğim. Ben burada gördüğünüz gibi iki farklı Tower uygulaması yüklü şekilde kullanıyorum telefonu. Bunun sebebi şu. Tower'ın en son çıkan güncellemelerinde bu UVC cihazlarında ne yazık ki desteği ile ilgili bir sorun var. Bununla ilgili programın yapımcısına mail olarak da bildirdim sorunu, ancak henüz bir düzelmeye denk gelmedim. Bu sebepten programın 3.2.1 versiyonunu internetten bulup indirirseniz UVC ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Şimdi nasıl kullanabildiğinizi göstereyim. Şimdi öncelikle nasıl çalıştığını göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi doğrudan uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Bunu tıklarsanız eğer daha büyük ekranda görerek harita üzerindeki uçuşunuzu da buradan takip edebiliyorsunuz. Telemetri modülü olsa USB kablo, OTG kablo ile ikili olanlarından. Onunla bir tane örnek göstereyim. Şu şekilde basit bir USB OTG kablo ile ikiye bölüyor bu USB'yi. Telemetri modülünü bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. Burada bunun nasıl açıldığını da göstereyim kısaca. Burada ayarlar bölümüne giriyorsunuz. User Interface, Widget Preference. Burada UVC video sekmesi. Bu solo video değil. Solo video başka bir sistem, drone'larda kullanılan bir şey. Onu biz kullanmıyoruz. UVC videoyu buradan aktifleştirdikten sonra ana ekrana döndüğünüzde evet, OTG kabloyu çıkarıp tekrar taktığınızda görüntünün gelmeye başladığını görüyorsunuz. Evet. İçinde yaptığımız güncellemenin
nasıl kullanılabileceğini kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.